Peremeç mantı. Hamuru için yarım paket yaş maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurta, 2 su bardağı süt, aldığı kadar un. İç malzeme. 2 adet soğan, 3 diş sarımsak, 500 gram yağsız dana kıyma, 2 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, yarım su bardağı domates suyu, 1 çay bardağı süt. Kızartmak için 2 litre sıvı yağ. Bildiğim üzere sütü ılıtacağım sana. Nursel'cim ayrıca şeyi de belirtelim istersen. Peremeç bu 11. yüzyılda Orta Asya'da yaşayan Kazan Türklerine ait, onlar tarafından yapılan bir çeşit mantı. Evet, sütümüz ılınıyor. Evet. Bir tanesini istedin ki maya olarak kullanalım. Evet, bir tanesinde mayalı bir kaşık. Bir yarısını. Yarısı yeterli Nursel'cim. Şöyle bölersek daha çabuk çalışır. Üstüne de şeker. Üzerine evet, bir tatlı kaşığı yeterli. Üzerine ılık sütle tamamlayacağız. Buna da bir tane yumurta kıralım. Bu tamam. Ölçü yok mu? Yok, su bardağı. Su bardağını. Tamam, yeterlidir. Kalan varsa buraya da koyabiliriz. Ilık mı olması lazım bununla? Fark etmez, sütü ziyan etmeyelim. Yok, zaten şey üstünü soğukla tamamlayacağız ya. Ölçümüz 2 su bardağı su ama 1 su bardağının içine yarım yaş maya koyduk, 1 tatlı kaşığı şeker koyduk ve 1 çorba kaşığı tereyağı koyuyorum. O sıcaklığıyla eriyecek. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Bunu eriteceğiz bunun içine. Direkt mayanın içine yağını koydum. Pratik evet, bir kadınsın yani başka aslında. Bir yerde eritmemize gerek yok. Aynen. Şimdi buna bir tane yumurta kıralım. Hemen. 2 bardak sıvı ölçümüz olacak. Of. Oo, kızarmaya başladı. Yemek kokusu, börek kokusu hiç eksik olmasın. Ben bunu bir çevireceğim gelmişken tamam. Arkasını önüne çünkü tamam. Şey olmuş. Değil mi yumurta mıydı? Neşe ablacığım bir değil tane. Mi? Tamam. Üzerine süt koyacağız. Yoruyor muyum senin Nursel'cim? Hiç. Benim için zevk. Evet. Tamamlayayım mı? Bununla da evet tamamlayalım. Biz ölçü olarak bu fincanı tercih ettik. Biraz daha. Sizin de bir ölçünüz tamam. Olsun. Aynı bardakla 2 bardak süt, yarım bunun maya. Bunun tuzumuzu da koyabiliriz. 1 kaşık tereyağı mı koydun? Evet, 1 kaşık tereyağı koydum. Tuzu da buna koyalım. Buna mı? Evet, yani hamurda daha rahat karışacak eriyince. Bir tane yeterli. Tamamdır. Şimdi zaten bunların hepsini birleştireceğiz. 2 bardak süt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 kaşık tereyağı, yarım maya, 1 yumurta. Hepsinin birbirine karışması gerekiyor. Evet. Normalde kabın içinde de karıştıran oluyor. Kafanız karışmasın bu 2 bardak ne demeyin. Şimdi bununla yumuşak kulak memesi o erir yumuşaklığında zaten. Evet. Bir hamur yapacağız. Bunları koyalım. İnşallah güzel mayalansın. Evet. Kaleferin üstüne alırım ben onu. Çok güzel olur. Şimdi aldığı kadar. Neşe abla sen takı tasarlıyorsun. Şu boynundaki muhteşem şey senin tasarımın. İnanamadım. Örmüşsün bunu. Teşekkür ederim. Değil evet. Mi? Altına bulanmış bir zincirmiş. Altın kaplama ince bir zincir. Bak, evet. Şu yaprak bile üstü çok de hoş. Gümüş. Mavi bir turkuaz da taştan. Evet, taş düğme yapmışsın. Çok gerçekten bak hoş bir takı olmuş. Dekolteye çok yakışmış. Özellikle rica ettim gelirken getir diye. Nereden çıktı senin bu merakın böyle? Merakla başladı. Daha sonra çok beğenildi. Fazla yapmaya başladım derken 2-3 yıl takı hocalığı yaptım. Bu mu? Hı hı. Sedefler. Hep değerli taş, çok tatlı. Oldu değil mi? Oldu gibi evet. Evet. Yalnız dinlendirmemiz lazım ki daha. Tamam.
Üstünü nasıl bir şeyle örtmek istersin? Islak bir bez, nemli. Veriyorum, hem de fırına bakıyorum. Nemli. Bence fırının çok az vakti kalmış. Haberin olsun. Ya bana bunlar niye büyük nemli oldu? Baksana nasıl büyük. Bak, çok ince takamıyorum ama ben böyle, o yüzden de takamıyorum. Beğeniyorum. Sana beğeniyorum. Göre özel yapmam örmen lazım. Lazım bana. Örmem lazım. Evet, güzel. Çok beğendiysen sana öreyim. Evet. Ör. Tamam. Hem bilek küçük olunca fiyat da düşer. Ha, evet. Doğru tabii. Evet. Elemi. Koyuyorum kalem tamam, önüne. Tamam, o yarım saat beklesin. Bu benim en sevdiğim arkadaşım Nesin'in. Anneannem miydi, babaannem miydi? Babaannesinin radyosuymuş ve gerçekten bunu dinlermiş böyle açıp. En sevdiğim şeydir böyle, hayal ediyorum bunları böyle ayarladığını, kanal bulduğunu. Rica ettim, evimde dekor oldu. Çok yakıştı evime. Çiğdendi. Soğan. Evet, çiğden koyacağız. Ha, İki tane soğan orta boy. Soğanlarımız neredeydi? Burada, burada. Ha, orada. Bak sepetlerime. Tamam. İstersen ben onları hemen sana soyayım, rondayı hazırlayayım. Olur. Ben rondonu katacağım. Sarımsağımız. Onu da verdim. Sarımsak da lazım. Üç diş. Evet, üç iyidir. Diş yeterli lezzet vermesi için. Tamam, sarımsakları da koyduk da herhalde. Koydum. Tamam, çevirebilirsin. İki küçük boy soğan. Şöyle iyice çekiyorum. Su gibi olmasın. Şeyimizi koyalım, tuzumuzu, pul biber. Pul koymadın, toz biber koydun. Pul da koydum, toz da koydum. Şimdi karabiber de koydum. Birer çay kaşığı mı koydun? İkişer çay kaşığı koydum. Baharat yakışıyor çünkü. Karabiberim. Çekilmiş var. Domates rendesi lazım ama ben var. Getirmiştim çünkü domates zamanı değil ya. Domatesini ben yazdan hazır. Evet, domates de getirdim. Tatlı. Kıvamına göre sonra ayarlarız oradan. Yani yaklaşık yarım su bardağı kadar koyduk sayılır. Böyle hani sulu sulu macun gibi, gerekiyor. Macun kıvamında. Aynen. Daha biraz istiyor. Daha istiyor. Biraz da süt koyalım. Ah Nursel'cim, evet. Biraz da süt koyalım. Süt. Çok ilginç. İki avuç kadar da süt koyduk. Süt yerine zannediyorum su da koyabiliriz. Su da koyabiliriz, evet. Böyle çiğ börek yapar gibi vıç 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 böyle ses çıkması gerekiyor. Yarım kilo dana kıyma. Yağsız olacak. Yağsız olması gerekiyor. Yağda kızartacağımız İki tane soğan, için. Pul biber, toz biber, birer çay kaşık. Çay kaşığın ucunda karabiber. Tuz ekledik. Sarımsak. Yarım bardak. Kışlık, yazlık hazırlık olarak domates ekledik. Yoksa domatesleri salça. Değil mi? Salçayı açıp koyabiliriz. Salça da olabilir. Aynen. Tabii tabii. Salça da olabilir. Şöyle iki kaşık salçayı açıp aynı şekilde de katabilirsiniz. O kıvamı yakalamak için Neşe abla süt kullandı. Aynı şekilde iki avuç su da koyabilirsiniz. Nursel'cim biraz daha koyabiliriz. Bak şöyle. Aynen daha. İstiyor. Hı-hı. Süt mü, şey mi? Sulu da koyabilirsin. Yo, domates koyalım. Şöyle koyayım. Tamam. Evet, bu artık olacak. Peremeç mantısı yapıyoruz. Çok eski bir mantı. Tamamdır bu. Ben hamuru getireyim. Sosu en son yapıyoruz. Dinlenmiştir herhalde. Aynen. Olur. Şimdi onlardan bezeler yapalım. Sen onu lazım, sana sen zahmet. Onu yapmaya başlamadan ben böreğini çıkaracağım. Tamam. Ben bezeleri yapmaya başlayayım. Şahane bir koku. Pastırmanın kokusu. Tatam. Harika. Oo, güzel kızarmış. İstediğin gibi açılmış da.
kaşar engellemiş görüntüyü. Bak aslında açılmış. Çok güzel gözüküyor ama. Ben sana önlük ayarlamıştım. Önlüğünü vereyim. Tamam. Ben böyle bahaneyle sarılıyorum herkese. Tamam. Tamam, neyse. Şimdi cevizden biraz büyük bezeler yapıyoruz. Bezelerim var. Ben yağlarını koyacağım, sana yardım edeceğim. Şöyle çok büyük açılmayacaktı zaten. Evet. O yüzden küçük küçük bezeler aldım. Çay tabağı aldım. Kadar büyüklük yeterli. Gerçekten bu tezgah çok kullanışlı. Değil mi? Çok kullanışlı. Tezgahımı kesme sakın. Şimdi ben bir abla şöyle bir şekil yapmıştı. Bak böyle üstüne koymuştu. Evet. Bu şekli çok sevmiştim. Evet, onu da biliyorum. Onda da çimdik. Çimdikleyerek kapatıyoruz. Öyle. Artık yağımızın kokusu geldi. Evet, Nurselcim. Sen de ilk önce kıymalı tarafını atıyorsun değil mi? Tabii. Bunu şimdi çok dikkatli atmak gerekiyor. Bir anda atacaksınız ki kıyma düşmeden pişsin. Bir anda da çevirmek gerekiyor çünkü bunlar çok hızlı olur. Tamam. O kadar hızlı oluyor ki hemen çıkarmamız gerekiyor. Böyle. Aha. Serkan koş. Koş koş koş. Şu oldu galiba. Cansu geldi inşallah. Herhalde gelmiştir artık. Aa işi çıktı. Cansu. Hoş geldin Cansu'cum. Nerede kaldın bakayım sen? Kokuları aldım, hemen geldim. Ha. Gel bakayım. Dışarılara çıkmış kokular değil mi? Kız çok güzelleşmiş bu ya. Acıktın mı? Evet, ben bitmiştir diye düşünüyordum ama artık. Gel, al. Bu senin olsun. Yiyebiliyor muyum? Yiyebiliriz. Sıcak olabilir, dikkat. Yeni çıkardık. Ay bakayım kız. Biz de acıktık. Süper. Yedi mi? Ben bunu yiyebilir miyim? Evet, tamamlayabilirsin artık. Oo, harika olmuş. Da son. Sonuncu. Ah, böyle de bir yemek yok. Vallahi billahi. Nefis mi? Arada böyle zararlı şeyler yapmak lazım. Sonra da sabah lazım. Çıkıp koşmak lazım. Evet, o da lazım. Son yemeğim yoğurtlu kısır. En sevdiğim. En sevdiğimiz neyse en kolay yapabileceğimiz. Evet çok kolay. Son. Hemen onu da koy. Bunu da alayım. Bu da yeterli. Şöyle alayım ben bunu böyle yamacıma. Şöyle. Evet. Nursel'in mutfağında muhteşem bir yemek daha çıktı. Son yemeğimiz de yoğurtlu kısır geçiyor.